Kesik bölgelerdeki irtibatı kestik ama PKK'nın. Fakat bakın burada çok net gözüküyor. İdlib çok net bir şekilde denize çıkışı kapattık bu bölgede. Gerginliği azaltma bölgesi olarak 2019'dan sonra ilan edildi ve bir şekilde stabil bir durum var. Ama kırılgan. Şimdi diğer taraftan Afrin, hemen devam edin. Fırat Kalkanı bölgesi var. Burada Tel Rifat şu bölgede araya girmiş gibi ve PKK'nın deposu burası. Mühimmat, Ruslar çekilecek altyapı, diye çekildi, çekilmedi tartışması. Evet, bu bölgeyi şu anda PKK'ya YPG kontrol altına tutuyor. Yanında Amerikalılar da var. Yanında Ruslar da var. Maalesef Rusya ile Amerika konjonktürel gereği bu bölgede bir ittifaklık içerisinde. Bunu söylemek lazım. Burayı kapattık. Olduğu gibi Cerablus'a kadar. Arada mühim bir iş var. Hocam, bakın, bir şey soracağım. Aynadan var. Şu sıkışmış alanda PKK'nın ne işlevi olabilir ki? Çok yakın. Yani bu bölgeye kilise yakın. Evet, yakın. Bir sıkıntıda bir bomba yağdırırsınız buraya yani. Yetmez. Yetmez mi? Evet. Kara irtibatını kapatmanız gerekiyor. Evet. Yetmez. Piyade orada hocam. Dedi ki az önce Rakka'ya operasyona gerek yok. Dediği gibi Amerikalılar var, Ruslar var. Tabii. Artık onlar o yüzden gidilemedi. Yani, şöyle de öyle. Hakan Fidan'ın son açıklamasını göz önüne alırsak, yani evet. Şöyle önümüze geçmeyin ya da siz bilirsiniz geçin dedi yani. Resmen. Harekat harekat diyoruz ama nedir biliyor musunuz harekat? Hı-hı. Bakın şurada Afrin'e birliklerimiz var. Hı-hı. Bu bölgede birliklerimiz var. Şu birliklere emir verilecek. Aşağı doğru süpürüp gidecek. Zeytindal harekatını genişletecekler. Fırat Kalkanı harekat bölgesiyle koordineli olarak. Dolayısıyla buradaki süpürme harekatı buraya kadar gelecek. Yani Özgü çok ilave birlik, ordusuyla birlikte. Özel kuvvetler, düzenli birliklerimiz, tank mekanize birlikleri ve milli ordusu, evet, Suriye'nin Suriye milli birlikte ordusu. Müşteri. Zaten bekliyorlar birliklerimiz. Sadece, buna karar verirse yapılır zaten. Tabii. Yani dediğim gibi çok büyük bir harekat başka değil. Bir şey. Hocam bakın, ama nereye vurdular? Bir şey daha söyleyelim. Bir şey daha söyleyelim burada isterseniz. Bu bölgeden de aynı şekilde Minbiç'e doğru bir aşağı doğru inme yapılabilir. Çok net bir şekilde. Hocam. Aynel Arap. Bakın bir şey söyleyeyim. Orayı söyle işte, evet, orayı. Bu bölge çok kritik bir, evet, bölge. Evet, en kritik. Bugün burada ya burası değil. Bir de Kamışlı. Orada çünkü Kürt, evet, yani evet, yerleşik Kürtler var orada. Çok, evet, orayı vurmadık mı bugün? Kamışlı'yı vurmuyoruz zaten. Kamışlı'yı vurduk da uluslararası boyutu var. Şimdi bakın bu bölge arada tampon olarak kalmış bir şekilde. Barış Pınar Harekatı bölgesi var. Arada PKK, PYD, YPG'nin irtibatı kesildi. Birinci harekatın, yani harekatların birinci hedefi buydu. İrtibat koptu. Doğru. Ama bu irtibatı Amerika sağlıyor şu anda. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, maalesef, evet, Rusya şu bölgede irtibat sağlıyor. İki tane kopuk bölge arasında. Şu bölge arasında da karşı taraftaki aradaki boşluğu da Amerika Birleşik Devletleri. Şuralarda bir yerde bir helikopter vurmuştuk, hatırlıyor musunuz hocam? Evet, düşmüştü. Bu oradan kalkmış Süleymaniye'de. Oradan kalkmış bu tarafa, bir yıl kadar oluyor. Süleymaniye'de işte. Evet. İki tane. Evet. Talabani'ye ait olduğu biliyorsunuz. Evet. Dörtte, Fransız yapımı. Yani demek ki bu irtibatın artık kopması gerekiyor. Amerikalıların bile bu irtibatı sağlayamayacağı bir harita lazım bize. Hı hı. Onun için bence bu harekat, yani Irak'a yapılan harekat, Suriye'ye yapılacak harekatın bir öncülü. Çünkü kara harekatı dediniz siz, hava gücü yeterli olabiliyor bazen ama bazen olmuyor. Çünkü 91'i hatırlayalım. Amerika gitti, 91'de hava harekatı ağırlıklı bir operasyon yaptı. 2003'te tekrar etmek zorunda kaldı. Basra Körfezi'nden girdiler. Ama ne için diyorsunuz onu? Yani Irak, hava gücüyle Irak. Sadece ama etki şimdi çok bizim, kolay olmuyor. Bizim bu toprakları işgal etme gibi bir terörle düşün, mücadele kapsamında yapıyorsunuz. Terörle mücadele kapsamında yapıyorsunuz. Öteki terörle tüm imkan ve kabiliyetti yani. Efendim? Öteki terörle mücadele değildi. Değildi. Yani. Evet. Tamam? Burada farklı imkan ve kabiliyetin elinden alırsınız. Yok, teknik olarak söylüyorum. Anladım. Tüm nefes borularını kese. Şimdi bu tesisler gitti. Para kaynağı, petrol. Evet. Bir, bakın devam edeceğiz. Bakın birinci konu irtibatı kopartacağız Turgay Bey. Hı hı. Ya kestiysem kusura bakma. Yok yok. Ha, bu irtibat çok kritik bir konu. Çünkü en baştan Irak sınırı. Çünkü bakın Kuzey Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde zaten Barzani var. Bölgesel yönetim var. Dolayısıyla onunla şu anda bir problem yaşamıyoruz. Dolayısıyla buradaki irtibatlar koptuğunda Akdeniz'den Irak sınırının sonuna kadar, İran-Irak sınırına kadar artık kontrol altında demektir bu. Hı hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri maalesef Suriye'deki senaryoyu aldı, tıpatıp Irak'a oturttu. Bunu gördü Türkiye Cumhuriyeti. Gördüğü için zaten Sayın Hakan Fidan
derhal Irak'a gitti. Muadiliyle görüştü, başbakanı ile görüştü merkezi hükümetin ve gerekli tedbirleri aldı. Yukarı çıktı, oradan çıktı, görüştü. Süleymaniye'de biliyorsunuz icra edilen bir faaliyet var. Demek ki bu oyun orada da oynanacak. Dolayısıyla birinci konu bu, coğrafi, jeopolitik olarak harekat bölgesinin şekillendirilmesi gerekiyor. İkinci konu mali kaynaklar. Ne mali kaynağı var burada PKK-PYD'nin? Petrol. Bir petrol. Petrol yuvaları, kuyuları şu anda %70 oranında gelirleri daha doğrusu PKK kontrol ediyor. Amerika'nın gözetiminde. Dolayısıyla bu kaynakların yani enerji noktalarının ortadan kalkması gerekiyor. Amerika bunu gözetiyor bakın. Sadece bu tehdit yüzünden oradaki adamlarını çekti gitti. O yüzden boşalttı o tesisleri. Onun için Amerika için bu bölgede en önemli konu kantoral yapıyı kurmak. Çünkü Pasifik'e buradan gitmeyi düşünüyor. Bir de enerji kaynaklarının sağlıklı bir şekilde batıya akmasını sağlatmaya çalışıyor. İşte bu iki konudan mütevellik Türkiye'nin yapacaklarını ya çok iyi biliyor. Buradan Pasifik'e PKK'yla mı gidecek hocam? Şöyle koridor açacak. Bakın burada bir kantonal yapı Suriye'nin kuzeyinde, İran kuzeyinde ve biraz doğusunda güya İran'dan ve Türkiye'den parça alıp bir koridor devlet kuracak. Buradan nereye çıkarsınız? İran üzerinden eğer kurarsanız Basra Körfezi'ne gidersiniz. Oradan çıkarsınız Hint Okyanusu'na. Yani bu koridoru kurarsanız eğer çok rahat bir şekilde Akdeniz'den başlayıp tabii Akdeniz'e gelirsiniz. Gemiler şurada demirler. Şu bölgeden İdlib'e, İdlib'den şu koridoru kullanarak bir de yol yaparsınız buradan. Karayolu, demiryolu yaparsınız. Büyük uçakların inip kalkabileceği şu anda var. Geliştirirsiniz ve bu bölgeyi adeta bizim bölgemizdeki İncirlik gibi bir büyük üs haline getirirsiniz. Başınız da ağrımaz. Türkiye çünkü sürekli Amerika'nın başını ağrıtıyor. Amerikan birliklerinin özel operasyonlarının İncirlik'ten kalkmasını engelliyor.